Mevzu sıkıntı. Niye oluyor? Nereden çıkıyor? Niye çıkıyor? Böyle bir sistem niye var? İnsan cami ülezdattır. Temel temelde koyalım. Niye sıkılıyorum yerine? Niye sıkılmasın? Yani sıkılmaması mümkün değil. Yani insan olduğu için. Niye sıkılıyoruz? El cevap insan olduğumuz için. Melekler sıkılmaz. Şeytanın da ee, Sıkıntısı başka bir şey yani. Sıkıntısı. Zıttı yok. hani Zıttı barındırıyor. Eğer sıkıntı olmasa istikameti kaybederiz. İmam Ali diyor ki radiyallahu anh. Hastalık ve fakirliğin... ...batırdığı adama göre çıkarttığı adam sayısı çoktur. Fakirlik ve sıkıntı yani hastalık. Sıkıntının, hastalıkların çeşitleri, türevleri. Batırdığı adama göre çıkardığı adam çoktur. Servet ve sihatın çıkardığı adama göre batırdığı adam daha çok. Bir sistemdir abiler. Sıkıntı edilen bir latifedir. Bazı şeyleri ben buradan şey yapacağım. Bazı şeyleri de eee bizzati burada okuduklarımı kendimde deneyliyor. Mutlaka deneliyor. Bu deneyledim diyorum. Bu böyledir. İnsanın içsel aleminde temel bilgilerle gidiyorum. Yani soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri giriyoruz. Yani gömlek, atlet, vücut gibi. İç alemi size şey yapıyorum. İç alem nasıl bir şey? Katmanlar birbirinin içine girmiş. İç alemin en dış tarafı akıl. Düşünceler. Aklın içinde ne var? Düşünceler var, bilgiler var, malumatlar var, zanlar var, vehimler var. Yani vesveselerin ...fikir boyutu... ...ve sese kalbe ait... ...demek ki iç alemin... ...birbirine girmiş... ...iç alemin en dış tarafı... ...soğan kabuğu gibi akıl... ...aklın fikirleri var... ...o üretebiliyor sıkıntı... ...giriyorum içeriye... ...en dış akıldır... ...aklın fikirleri var... İçeriye giriyorum... ...vicdanın hisleri var... ...his... ...güç... ...yani kaynağı belirsiz gibi... ...vicdanın hisleri var... ...daha içeriye giriyorum... ...kalbin duyguları var... ...daha içeriye giriyorum ruh latifeleri var. Ruh latifelerine kastım ruh içerisinde yedi tane sistem var. İşlev, işletim sistemi gibi bilgisayarda. Android diyor mesela telefon. Gibi nedir o? Şefkati mukaddese, muhabbeti müneze, sefki mukaddese, i mukaddese, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, ı mukaddese. Bunlar doğru kullanılmasa ruh cinsinden bir sıkıntı olur. Sıkıntının kaynağı dörttür. Böylelikle. Aklın, akıldan kaynaklanan sıkıntı, vicdana, vicdandan kaynaklanan sıkıntı, kalpten kaynaklanan sıkıntı, ruhtan kaynaklanan sıkıntı. Doktora gitsen, sıkıntın var diyecek, diyecek ki objelerden kaç, şunları yap, şunları yapma, depanim adresi, selatonim adresi, şunlar eksik, bunu kullan. Çünkü bedene veriyor. Biz sıkıntıyı nereye indirdik Risale-i Nur gözüyle? Dörde indirdik. Beden de tezahür eder sıkıntı. Selatorini bozar. Depamini bozar. Şeyi bozar. Göz görmeyi bozar. Mideyi bozar. Ağrı yapar. <laughs> Ondan sonra hücreyi bozar. Mideye vurur. Ağrı yapar. Gözüne vurur. perde iner. Kafana vurur. Dere şırıltısı olur. Tansiyonun olur. Kalbine vurur, kalp krizi gibi olur, gerilir falan. Bu tezahürdür. Yani kendisini ifade ediyor. Böyle bir şey varmış. Hani Risale-i Nur'da ustadımız batındaki çirkinlikler zairine aksetmiş olmalı ki kapıda bu şekli aldılar diyor. Hepiniz bilen insanlarsınız onun için söyleyeyim. Bir daha aklın fikirleriyle alakalı sıkıntı var. Vicdanın hisleriyle alakalı sıkıntı var. İsmi aynı sıkıntı ama kaynağı farklı. Kaynak farklı. Şimdi kalbin duygularından kaynaklanan sıkıntı var. Vefasızlık mesela, anlayışsızlık, latife insan, insanı değerleri kaybetmek, menfaat üzerine hayatı kurgulamak, e dost olmak ya varken. Demek ki yeni gelenler için söylüyorum, akl, sıkıntı arkadaşlar, dersimizin mevzusu sıkıntı. Aklın fikirleriyle, akıldan kaynaklanan sıkıntı var gir içeriye vicdan vicdandan kaynaklanan sıkıntı var histir. Kalpten kaynaklanan sıkıntı var duygulardır. Duygu bozukluğu işte vefadır, basirettir, anlayışsızlıktır. Yani kadir kıymet bilmemek, hemen silebilmektir. Kalple alakalı bir sıkıntı bu. Bir de en son ruhla alakalı sıkıntı bu yedi tane biraz önce saydığım Şefkat, muhabbet, şefkat, muhabbet, sevk, şefk. Dışarıdan etkilenmek, içeriden etkilemek. Lezzeti mukadese, yani lezzet tutkunu olmak, esrar gibi. Yani beyin böyle bir şeydir yani. Kolay o yoldan mutluluğu öğretirseniz hep onu ister. <laughs> onun için esrara onu beyin bırakmıyor. Demek ki dört tane sıkıntının kaynağı var. Kendisini nerede gösteriyor bu? Bedende gösteriyor çeşitliliklerine göre bunlar kafadan yukarıya olanlar vuran darbeler ayrıdır. Kafa ile göbek arasındaki ayrıdır. Gö şeyle göbekle yani haya yerlerinin aşağı olanlar ayrıdır. Bir de içsel organlarla alakalı kendisini vuruyor. Sıkıntı dört tanedir. Buraya kadar bir şey sorusu olan var mı? Dört çeşit merkezden kaynaklanıyor. Aklın doğru kullanılmaması ile üretilen vehim yapar. En temeli nedir bu dört taneyi? Ben bunu deneyledim şu anda söylediğim. Şu anda olanı deneyledim. Bakayım ne yapacak? Kur'an illeti tammelidir. Bak şu anda vurdu. Saldırıya vuruyorsun. Denmemesi için. Atanıyorum adamı. Nasıl vurduğunu. Ee, Kur'an illeti tamilidir. Ne demek? Okunduğu zaman kafir mümine tesir eder. Kafire nasıl tesir eder? Zulmetini artırır. Ve nunezilu minel Kur'an ma şifa ve rahmetun lil mu'minin ve la zalimine ila hasara. Onların da hasarını, hussanını artırır. Küfrünü artırır. Düşman olur. İslam olduğu için kafirdir zaten. Kur'an olduğu için kafirdir. Kur'an kalksaydı kafirlik yoktur. Ha? Şimdi deneylediğimi söylüyorum. Kur'an okunduğu zaman anla veya anlama mutlaka iç alemine bir enerji pompalanır. Aktif olur, kendisini salar. Şifa yaratırız diyor. Mealen ayetin bir ayetini söyleyeyim. İstediğiniz günahlar, başınıza gelen bela ve sıkıntı istediğiniz kendi elinizde, istediğiniz günahlardan kaynaklanıyor diyor. Ne oluyor peki o? İşlenirken Kur'an söylüyor. Günah işlenince diyor onun yanına bir şeytan yaratırız. Ne yapar o? Havlu tutmaz sana. Şeytan ne yapar yanına yaratıldığı zaman? Kalbine vesvese tutmadık aklına vehim. Ne demek vehim? Düşünce bozukluğu. Kafayı yata, yastığa koymayı dur. Bütün herkes burada. Bu kutunun içinde. Kim var? Senden başka herkes orada. Sen olsan gene iyi. bu oluyor bu kemik. Tabut. Tahta tabut tutan ne korkuyorsun? Tabut bu. Nasıl çıkacaksın buradan? Cehennem yapmış. Kabirden korkuyor. Ustad diyor ki 200 261 şualarda kabir diyor. Kabri kalp. Mesela şimdi diyor hayalen, istikbalden, hakikaten kabrime girdim diyor. Ne olmuş sonra? Kabre girdim diyor. İki tane nünker ve mekir arkadaş geldi diyor. Benimle münazaraya başladılar diyor. Ne oldu? Sonuç ne ustadım? Ne? Kalbim genişledi diyor. Kabre girince. Aklım genişlemesi lazım. Vicdan, ruhum genişlemesi lazım. Hayır diyor. İşte kabri kalp. Kalp, kabir, kabir kalptir. Tabut kafanın içidir. O surettir. Dışsaldır toprak. Tabut bizim dışımızdadır. Toprak bizim dışımızdadır. Kabir. içimizdeki kabir, kabirdir. Tabut kafanın içidir. Şimdi Kur'an okunduğu zaman, şey oku, günah işlendiği zaman diyor, onun yanına bir şeytan yaratırız. O ne yapacak? Havlu tutmazsanız sıkıntı yapıyor. Mefhumu muhalifiyle Kur'an'ın böyle bir tefsiri de var. Yani salihin dışında demiyor. Diyor ki günah yapınca yanına yanınıza bir şeytan yaratırız. Mefhumu muhalifiyle sevap yaparsanız bir melek yaratılır diyor. Sağ tarafınız çinladığı zaman melekten diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sol taraf şey yapınca böyle dere gibi ağrı şeytan diyor. Ee, şimdi eğer Kur'an okununca, Kur'an'da ilim, irade, kudret, emir. Allah'ın bu sıfatlarını tazamun ettiği için salınıyor. Dört tane. İlim, irade. İlim, akıl. Kur'an okunca aklı akti, akıldaki enerjileri aktif ediyor. İrade, vicdanı aktif ediyor Kur'an okununca. İlim, irade, kudret. Kur'an okunca kalpteki duygular aktif oluyor. Kulü ruhu min emri Rabbi, ruhu emrimizdendir diyor emir. Kur'an okununca... Ruh aktif oluyor ve bloke ediyor hepsini. Böyle canlanıyor. Aklı da parlak, vicdanı da böyle, kendisi de parlak böyle. Canlı olur ama bir bakarsın suratından bin pişman adam düşer yani. Mahkeme duvarı gibi niye? Kur'an yok, namaz yok, tesbihat yok, derslere gitmenin. E böyle derslere gitmesen nasıl tutunacaksın? Cemiyet sana ce cemaatla geliyor. Televizyon bir, internetler iki, ahlak diz boyu. Ahlak sorunu bu, bu Türkiye'nin şeyi. Hepsi bir grup yani. Aynı şeye hücum ediyor. İmana hücum ediyor. Sen de teksin. Nasıl tutunacaksın bu toplumda? Ha geldin. Şimdi gelmezsen nerede olacaktın? Evde olacaktın. Daha hayırlı yer mi olacaktın? Ha, i̇şte böyle işte. Cemaat bu işte. Gelip psikoloji işte. Din nam altına psikoloji duyuyorsun. Öyle mi? Yoksa sen bunu becereceksin. İşte istifade etmek. Bedava istifade etmeyin yeri. Sen, sana bir doktora gitsen böyle de anlatma da bulamazsın. Bu parayı, zaten parası seni bırakmaz. Adam orada yazıyor soru sormak ücretlidir diyor. Hem avukatlıkta hem tıpta biliyor musun? Ücretlidir diyor. Sana dört tane sıkıntının kaynağını söyleyecek. Biraz bir saati deneylediğim Kur'an okuduğum zaman mükemmel bir enerji kaplıyor. Akıl, vicdan, kalp, ruhta. Okumadığın zaman içe büzüşüyor. Bu sel diğerler yol buluyor. Yani birbirini vuruyor. Akıl, vicdan, kalp, ruh birbirini saldırıyor. Şimdi ustat bunu tezahüründen bahsediyor. Uzattım zannediyorsunuz ama toparladım ben. Ana krokiyi yaptım. Nereden çıkıyor sıkıntı? Çaresi de biraz an anlamışsınızdır. Kur'an okumasan, namaz kılmasan, beraber olmasan, böyle dostların olmasa yani aklın fikirlerini vicdandaki hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini beslemesen kaçınılmazdır. Sıkıntına kaçamazsın. Çünkü sıkıntı nedir? Bir şeyin olması değil, yapılması gerekeni yapmamaktan ortaya çıkan ademi bir halettir. Yapılması gereken şeyi yapmamaktan ortaya çıkan halet. Sıkıntı. Namaz vaktinde namaz kılmasan sıkıntı olur. Sıkıntı olduğu için baktiyarsın. Çünkü sıkıntı Arabanın harareti var, git su koy. Yağ düştü, yağ koy. Sıkıntı gelmesi nimettir. Çaresine bak diyor. Sıkıntı gelmiyorsa işte Allah ona belayı verdi işte. Onun sıkıntısı kaldı ahirete. İkaz yok. Bu ikazdır. Fıravun var ya. <laughs> Fıravun var. Kaldı ahirete. Arabanın harareti gösterince İbrahim'i mi ediyorsun, hakaret ediyorsun, İnip de su mu koyuyorsun? İşte sıkıntı bir şeyde arza var, sıkıntı yani bir olay var diyor, çöz. Ondan haber veriyor. Mesela tezahür. Sözler 730'dan. En bedbaht, sıkıntılı muzda, muzdarip kimmiş diyorsan işsiz adamdır. İşsiz olan adamdır. Zira ki atalet vücut içinde adem, hayat içinde meftir. Yani iki tane bunlardan çıkarıyorum. İki tane doktor öneriyorum. Yeni gelen kardeşler de diyor ki acaba hangi doktorla beraber çalışıyor? İki tane doktor öneriyor. Bir tanesi doktor meşguliyet, iki doktor teslimiyet. İşte bu derslerle Allah'a karşı teslimiyet, iman artıracaksın. Çünkü gündelik hayatta her şey imana vuruyor. Sıkıntılarına, dertlerine, olayları çözümlemeye, başkasına ümit olmaya, yüzün gülmesine, ...geniş düşünmene, rahat olmana... ...her şey kim yapıyor, kim sebep oluyor? İman. E düşük iman olursa... ...akü. Orta olursa A, akü... ...kapar. Sağlam bir akü olsa... ...kapar. İman da böyle. Orta iman... ...namaz. Marşit bastı ama... ...baygınlık gibi... Ama sağlam bir iman namaz diye marşı basıyor. Hani o zaman keyif alıyorsun. İnan e, iman arttıkça namaz kılmaman mümkün değil. Sıkılırsın ya yatsı namazı kılmayınca. Sıkılırsın yani. Ama na, 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 o kalkınca sıkılırsın. Ama na, namaz diye basarsa namaz kılmasan sıkılırsın. Onun için yatsı namazı sıkar adamı. Kılmayanlar için. Kılıyorsa Sıkıyorsa seni ne mutlu öp de başına koy. İkaz edici. Eğer namaz kıl, kılmadın halde sıkılmıyorsan kaldın ahirete. Şimdilik. Eğer değiştirmesen hayatını. Bak en bedbaht, sıkıntılı, muzdar, muzdarip, işsiz ad, olan adamdır. Bak sıkıntıdan bahsediyoruz, psikoloji. Namaz kıldan bahsetmiyor. Zaten namaz ne olduğunu ben, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Namazı böyle şey zannediyorsun. Eğilmiş kalka zannediyorsun. Çatalca'da da var ya pervaneler var böyle. Elektrik pervanesi üret. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Beygir gibi dönüyor ama hiç kimse demez aynı şeyi tekrar. Namaza da öyle. Allah'a ekber, Allah ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Allah aynı bunu gibi. Peki bu ne yapıyorsa? Allah'a ekber, Allah'a ekber de onu yapıyor. Elektrik ündükleniyor. O elektrik aşağı yukarı, aşağı yukarı elektrik. İstanbul'a milyonlarca cihaz çalıştığı gibi. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah, Ekber, allah Ekber de bu da ruhta indikleme yapılıyor. Ruhtakileri aktif ediyor gibi. Mekke'de dönmek gibi. Üzerindeki ataleti, tozları atıyor. Demek ki en uzları işs işsiz adam niye? Hareketsizlik vücut içinde Adem'dir. Oturuyor akşama. Ne yapayım? <laughs> Tepene biner adam. Kafana bir plan yok. Bir proje yok. Bir şey peşine koşmuyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım diye böyle işsiz adam, e bu nedir? Yaşarken yaşamıyorsun. Vücudun ademidir. Hayatın da meftidir. Ondan ondan dolayı iki tane doktor. Nedir o? Doktor meşguliyetin olacak. Meşguliyet tedavidir. 1500 lira maaş al, 2000 lira yol parası ver. Ama git işe. Niye? Tedavi bu tedavidir. Yoksa e, İbn Sinan dediği gibi değirmen taşı var ya sabit. Ötekisi hareketli. Eğer tane atarsan un yapar. Eğer tane atmasa boş, meşguliyetsiz. Gar 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 taş taşı yer, kafayı yer. Burada kaç tane değirmen var biliyor musunuz? Yedi tane. Bir bir içinde, bir böyle dönüyor, bir böyle dönüyor. Bir böyle dönüyor, bir tane böyle dönün, bir tane böyle dönüyor. Tam yedi tane. Hayal, tasavvur, akıl, tasdik, izan neyse bir günde yansıtarak yaparız o kafanın içi. Ama nurdersi.com'da kafanın içi bildiğin gibi değil. Gir bakın. İlaç almadan önce bir bak. Ondan sonra yönetemesen o zaman al ilaç. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Bugün herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Kimin pileyine basarsan bas. Öyle mi abi? Şekva ediyor. Herkeste sıkıntı var. Yeter ki dokunma. Niye? Memnuniyetsiz asır. Yalnızlaştırılmış asır. Terk edilmiş asır. Hiçbir şeyle memnun değil. Çocuğa tablet al, araba al. Onu al, bunu al. Hayır. Yıkınca çok teşekkür ederim baba falan. Bir bakıyorsun. Biz de öyleyiz. Memnuniyetsiz, kanatsız. Var. Ama hala başka şeylerin peşinde. Adeta he he, bugünlerde herkes sıkıntıdan çekme ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Kastamonu 249. Abiler 3 tane sistem çalıştırılıyor. Çok şükür İstanbul'da en büyüğü, en büyük sıkıntının kaynağı çözüldü. O gitti. Ayasofya'ydı. İspiritizma Sihir ve büyü yapılıyor. Videolarla. İlk önce orada e, turizm namı altında, ayin namı altında sihir yapılıyordu. Allah Resulü'ne yaptılar. 19. mektupta geçiyor. Değil mi? Tarağa sardılar. Tarağa sardılar, yaptılar. Sonra şey, tele şey cep telefonları baz istasyonuyla yaydılar. Bıtkınlık böyle. Memnuniyetsiz, hasta, kalkamaz, ayağım tutmaz. Hiçbir şey canım istemiyor. Baz istasyonlardan yapılan şeyden sinyallerle beyine yapılıyor. Bilerek söylüyorum bunları. Beni tanıyan tanıyor. Bilerek söylüyorum bunların işiyim, eğliyim, tevazu yapmıyorum, eğliyim. Sonra neyle yapıyorlar? Cep telefonlarındaki babasının hayrına yapmadığı o artistlere filmi çektirip size bedava film seyrettiriyor. Niye? Sizi çok seviyorlar sizi. Bedava film seyrettiriyor. Tamam? Çin'de yapılmış film, Fransa'da yapılmış. Bedava ya. Yani. Ettiği masrafa sana bedava. İçine subliminal ve ulliminati. Şekil olursa subliminal, fikir olursa düşünce, vehimi bozacaksa ulliminati koyarlar. Uzun iş. Nur dersinde var dinlerseniz sihir büyü diye. O yapılıyor. Şu anda videolarla yapılıyor. Yayınlarla yapılıyor. Daha önce biraz böyle biraz klasikti. Ayasofya'da yapılıyordu. Ayasofya'da bangır bangır o sihir yapılıyordu. Mesela Gazze'de e, Hamas hafız olmayanı savaştırmıyor. Niçin? İnayet ille gelsin diye değil ki. Yahudilerin, Mossad'ın en büyük özelliği nedir? Sihir yapmak, cinleri kullanmak. Ödülü patlatıyor, yuvandan, yuvandan çıkıyor, siperinden çıkıyorsun. Niçin çıktığını bilmiyorsun. Cinleri kullanıyor. E onlar ne yapıyor? Her gün Kur'an'la meşgul oldukları için onlara varamıyorlar. Ve kar, şey, asker noktasına galipler bunlar. Onlar hep sihirle yapardı. Demek ki sıkıntı, hastalığı hatta bana da sirayet etti diyor. Sıkıntılı adamın yanına oturup kalkarsan sana da sirayet eder sigara içmediğini halde sigara içenin yanında otursan sana da sirayet eder ya. Veya <laughs> yapsan sizde de başlar değil mi? Bu da, bu da sirayet. <laughs> bu da salgın. Bu da karşıyı tesir ediyor. Onun yap. Tesir ediyor. Ha, böyle sıkıntılı adamın haleti böyle sana <laughs> yaparken sen etkilendiğin gibi o, o da sıkıntı o da sana sirayet ediyor. Sana da kopyala yapıştır geliyor. Polonya veya Roma, Roman, Alman ama asıl o <laughs> Almanya'da sihir yaparmış. Yaparmış derken birkaç aylık hadise. Gider kim? Türk olsun, İnt, İrgeli, para veriyorsun. Büyü yap falan yere. İsmini söylüyorsun. Kime yapmak için Parayla yapıyor. İsmini söylüyorsun. Geçiyor odaya yapıyor. Bir gün bir Türk gitmiş videosunda kendisi anlatıyor. Adam ben yapıyordum. Türk geldi dedi. Almanca anlatıyor. Sonra bana şuna sihir yap dedi diyor. Ondan sonra resmini verdi. Doğum tarihini verdi ve vesaire. Girdim içeriye. Orada karanlıkta gözün kapatıp hop sihir yaparken cinleri kullanıyorlar. Tak sülliyeti geliyor. Adam cinler getiriyor. Uğraşıyorum sihir yapacağım. Sülliyeti gelmiyor. Öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Çıkıyorum. Yanlış olmasın. Bir daha göster diyorum diyor. Bak hiç ömründe böyle bir şeye denk gelmedim diyor. Ondan sonra giriyorum <laughs> Gene uğraşıyorum diyor gözümü kapattım. Sülüeti gelecek. Gelmiyor. Sonra adamlarına demiş ki niye getiremiyorsunuz? Biz ona ulaşamayız diyormuş cinleri. Çünkü bloka alın halinde. Fanos'un içinde. Ne demek o? Onlarda namaz var diyor. Namaz kıldığı için biz ona o dalga boyuna giremiyoruz diyor. Ben namaz Allah çıktım. Dedim ki sen o ettiğin şey kişiye namaz denen bir şeysi var mı? var dedi. Nedir namaz dedi? Sen niye soruyorsun bunu? O var oldukça ona biz onun suliyetini alamıyoruz. Yol bulamıyoruz ki girelim. Risal-i lemalarda ne diyor? Her bir günah içinde, her bir haram içinde küfre gidecek bir yol var. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Peki tezahürü nedir? Lisanen zikrimize, kalben ubudiyetimiz halel veriyor. Kalkıp namaz kılamasın. Böyle bir şey okuyamazsın. Diline e, halel geliyor. Bloke ediyor. Peki onunla o giremiyor da ama telefonla girebiliyor. Sen yapıyorsun. Senin haricinde sana giremiyorlar sen girmedikçe. Sen musad etmedikçe. Giremiyor. Sana yapılamıyor. Ve tevazu yapmıyorum. Bu işin ehliyim. Neyi nerede nasıl kullanıyorlar. Nereyi bloke ediyorlar. Nasıl sinyal giriyor. Adım gibi böyle evde dolaşır gibi dolaşırım orada kapalı için buraya yaparlar. Böyle yaparlar, böyle yapar. Tevazu için söylemiyorum, kanaat edin diye söylüyorum. Sen namaz kıldıktan sonra kendi evlatlarını yaptıktan sonraki Kur'an ifadesi haram işlemedikçe sana giremezler. Açık kapın yok. Sen kapıyı açmadıkça. Bak meale dönme, demiştim. Diyor ki işlenen günahlardan dolayı hemen yanına bir şeytan yaratıyoruz diyor Allah. Ne yapacak o? Bu kapıyı işte açtın. Biz açtık. O giremiyor ama ben giriyor. Bizi sağlıyor. Ha ben müsaade ettim. Ama ben müsaade etmedikçe giremiyor. Onun için birisi var. O sihir yapıldı, bu yapıyor Hiçbir şey yok. Sen ha, sen yaptın kendini. Sen ar ne arıyorsun? Hayru umuru ahmezuha. İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır. Keşul hafa birinci cilt 55. sayfada geçiyor. Kaynağına baktım. Bu nereden okuyorum? Kastamonu 135'ten diyor ki sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali saliha ve umuru hayre daha kıymetli daha sevaplıdır. Mesela bir iş yapınca umuru hayrenin çok mızır manileri olur. Şeytanlar onun hadimleriyle çok uğraşır. Sıkıntı a, olmayacak dersi gidecek, lastik patlatır. Kahveye gideceksin, hiç lastik patlamaz. Yani onun şeytanları uğraşıyor diyor bak. Hayri, hayli umuru hayriyenin, hayli işte muzir manileri çok olur. Ne yapıyor? Bütün her şey devreye giriyor. Tam geçiyorsun. Bak şimdi geçiyorsun. Yetişeyim dersen. Bayrampaşa'da O bir tanesi kapıları açmış birisi var. Kadın veya adam. Ona diyor ki atla caddeye. Sen daha ni de tren yaptın. Atlamayacak bir şey. La ne biçim araba sürüyorsun sen diyor. Oysa yürüyordu böyle pat diye verdi. Bunu atlatan ki seni durdurmak isteyen, derse gelmen istemeyen şeytan. Umur, hayri, muzir manileri böyle. Bak atlattı. Seni olay yaptırıyor. Derse geç kaldı. Onu atlatıyor. Sana bir şey yapamadıkları zaman sana bir şekilde ulaşacak ya. Ya seninle, ya kızınla, ya karınla, ya kardeşinle. Bir şeyle ulaşacak. Diyor ki, hayri umuru ahmezuha. Ahmezuha. işte hayrısı hayırlısı? Zorlu olanıdır. Sırrı ile meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali saliha ve umuru hayri daha kıymetli daha sevaplıdır. O sıkıntıda o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesulunu şükretmek gerektir. Şükredeceksin. Yani kardeşim yaş itibariyle benden yaşta yaşlı herhalde kimse yok. Bu konuda da sıkın, yaşta olduğum hasebiyle sizden fazla sıkıntım olmuştur bu yolda. Aramciyetiyle değil. Peki nasıl yapıyorsun gurur duyduk o sıkıntılardan? Çünkü niye? Sıkıntı işte anlamı bu. Ona anlam yüklemişsen sana farkındalık katıyor, sana güç oluyor. Sıkıntı seni durdurmuyor. Arabanın torku gibi yani. Güç veriyor. Sıkıldın niye? E, film seyrettin tabii ki. Koltukta uyudun. Nasıl kalkacaksın? Sana niye cesaret versin sömürdü seni. Ama dinden dolayı bir sıkıntı çektin. Sana o çarpanın büyük oluyor Öyle çarpanın oluyor ki fişek gibi oluyorsun, daha sertleşiyorsun. Adam da öyle ya, solcular da öyle. Onları da görmüştüm içeride. Bir aşk kabeceydi, tık koydu falan. Adamlar yerde süründürüyorlar. Gene arzu tutkuyorlar. Gene konuşuyor ya. Gene şey ilah, ilahisin, ilaymin o şeyini anlatıyor bağırıyor. Çünkü ona motiv, onu motive eden inandığı bir şeydi. O günah değil adam davasına şey yapmış. Demek ki sıkıntının içerisine bak. Seni çökertiyorsa ramdandır. Seni gayrete getiriyorsa, şey, evet böyle şey getiriyorsa o şeytandandır. Biz sen biz bizzat hayırlı iş yapıyorsun. Buraya gelirken bize havlu tutmayacaklardı. Yolumuza havlu, kırmızı havlu koymayacaklardı. Bu böyle yani bu dünya. Yani en azından bir de Sıkıntını kendine fatura çıkarma demiştik. Çünkü baz istasyonlarıyla, televizyonlarla, uyduyla, YouTube'larla vesairelerle sihir, efsun yapılıyor. Büyü yapılıyor, ispirtizma yapılıyor. Sip senden kaynaklanmıyor. Bunu havaya salıyorlar. Ustad da diyor ki Kastamonu 135-136'dan okuyorum. Maddi hava bozulduğu vakit kapalı havada nasıl sıkıntı veriyor? Hiç kimse of be kapalı havada böyle. Memnun olmuyor. Asabi, asabi kişilerde sinelerinde inkıbaz hali başlıyor. Böyle olur. İnkıbaz. İçe, içe dönük yapar. Öyle de bu madde hava bozulunca. Bak örnek veriyor. Madde hava bozulunca insana inkıbaz hali oldu. Kabz gibi olur böyle. Karamsarlık oluyor. Dokunma ona işte. Kimseye o zaman kimseye dokunma. Öyle de diyor bu örnek gibi. Bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Yani insanların İmam Ebu Yusuf'tan bahsedeyim. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben kişiyi görmeyeyim. Gözünü bağla veya bu tarafta odada, odada durayım. Onun kokusunu alayım onun karakterini söylerim diyor. Koku. Koku kişinin karakteridir. İmam-ı Muhammed Eşşeybani diyor ki ben onun sesini duyayım. Onun karakterini söylerim. İmam Azam diyor ki ben diyor bunları da değil abdest alsa veya suyla bir şey kansa bu abdest suyu muydu? Cenabetten miydi? Zina mı yaptı? Namazlı mıdır? İtikatsız mıdır? İmansız mıdır? İmanlı mıdır? Kimdir bu? o suya temas etti ya kişiliğini veriyor. Ondan anlarım diyor. Bizim de dini tamir davasındaki televizyondakiler de mezhep, mezheplerimizi ucumu diyor. adamlar biliyor. Çünkü böyle adamları. İmam Azam'la boy ölçüşüyor. İmam-ı Şaf Hazretleri'yle boy ölçüşüyor. Şuraya bak. Peki bunu niye söyledim? Kardeşim havaya yapıldığı zaman havaya etkileniyoruz. O ama genellenemiyor. Çünkü ademi oldukları için yayılamıyor. Sufli olduğu için. Diyor ki hususa maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Ne söyledim bu örneği? Yaymış olduğumuz koku bizim cinsimizdendir. Sizin teriniz mübarektir abiler. Değil mi? Sarılın. Mübarektir. İslam fıkhından bahsediyorum. Şarap içenin teri bile necistir. Aynı pislik gibidir. Şarap içenin, rakı içenin teri necistir. İçi dışarıya vurmuş. Ama böyle bir şey yapmamış. Hiçbir ter şey değil. Ya nasıl olur? Daha terin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ter haletlere göre günde belki de yüz defa bin defa değişir. Için. Gelecekte organ gibi olacak. İnsanları tedavide kullanacaklar. Kokudan. Adamın kokusunun hastalığını ve ilacını ona az. ilaç. Adamın sesinden. Çünkü Kur'an. El sineti el vanikum. İnsanları ve simaları. Simasına bakı tedavi ediyorlardı eskide yüz. Demek ki insanın sesi, kokusu, teri, temas ettiği su onun kişiliği ve kimliğini taşıyor. Nüfus cüzdanı nasıl taşıdığı gibi. E bu asırda da maneviyata karşı yabanileşmiş bu asırda. Ve bilhassa hevesat ve müştehiyat ı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde. Yani alenen günah işlenirken etmiş memleketlerde mesela diyelim ki yaşadın burada. Fatih'te yaşadın. Bağdat Caddesi'nde yaşadın. Bir eşit mi olacak haletin? Mesela buraya girdin. Daha çarpıcı bir misal vereyim. Ecdadın yaptığı camiye git. İçerisine ne hissediyorsun? Cumhuriyet döneminde yapılan ne verirsen o elinle, o gelirsen, elinle. paran helal mahramı bakmadan adamın şeyine bakmadan yapılan camide git içine. Yeni yapılmış camide bir de Sultan Ahmet'e git. Bir de Fatih Camisi'nin içine git. Eyüp Sultan'a git. Aynı aleti mi hissediyorsun? Peki niye? O da taş. O da taş, o da taş. O adam, o da adam canım. Aynı onun gibi. Yayıyor, yayıyor. Bazılarının gözleri bile en gerek yılanı gibi demiyor muyuz? Ulan gözüne bakılmıyor ya. En gerek yılanı gibi adam ya. Gözü nasıl çok çakıyor ya. Yani. Bakmayın. Mesela diyorum ki asabi misin? Tahrik mi oluyorsun? Araba kullanırken kimsenin gözüne lütfen bakma. Araba kullanırken başkasının arabası gözüne bakma. Oradan geliyor. Bakma. Tahrik o çünkü göz kalbin aynasıdır. Kalpteki o hırçınlık senin gö gözüyle dışarıya atıyor. Sana gönderiyor. Adamın gözüne bakılmıyordu ya diyor. En gibi diyor. Uzak dur. Demek ki taammum etmiş, genelleşmiş kokular var ya. Mesela bak İslam'ın hukukundan gaybten bahsetmiyor. Şarap içenin teri necistir diyor. Kokusu da o cinsten. Şimdi o koku yayıldı. O koku da oradan da yayıldı. O koku, Orada sen of be miskamber ya. Yayla gibi hissediyorum kendimi. Olur mu? Öyle? Bir de git böyle sabah namazına Eyüp Sultan'a. Aynı şeyi dersin hissedersin? Eyüp Sultan'a git bakalım. O çınar ağacı var ya. Orada dua et. Orada dua et. Nerede edeceksin Eyüp Sultan'da? O ağaç var ya, etrafı çevirin. Orada dua et. Bırak kalk şeye girsin içeriye. İçerideki zel. Sen o ağacın oraya dua et. Fatih'e gittiğin zaman da Fatih'in o arkadaki şimdi Mihraba git. Orada dua et Fatih'e. Ondan sonra kalbini seyret. Hususan ha, tamum etmiş memleketlerde. Hususan şuuru muharreme ve şuuru mübarekede manevi havayı tasfiye eden Alim İslam'ın intibah ve teveccüh umumisi o mübarek şuurun gitmesiyle tevafuk etmesiyle fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanda akıl enerji yayıyor, beden koku yayıyor. Ee, vicdan, şu vicdanın yeri şey, iki kürek arası şurası. His yayıyor. Kalp duygu yayıyor. Genel ruh latifeler yayıyor. Sen gör görme, çocuklar görür. Hayvanlar da görür. Cinler de görür. Cinler de yaymış olduğun mesela birisi gitse falanca diyor şey yapıyor diyor. Sen öyle düşünüyorsun. Nereden bildi? Düşünceler realitedir, nefsülemirdir. O dalga boyudur, tayflardır. Onları görüyor. O boy be gaybi bir. Ne gaybi ya? Çıkan enerjiyi görüyor işte. Enerji işte. Aynı cinsten oldu. Ben seni görmüyorum. O da enerji cinsinden olduğu için düşünceler enerjidir. Ne düşünüyorsan ona dönüşüyorsun. İnsan nedir? Hayallerinin ve düşüncelerinin dönüştürdüğüdür. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan olsun. Ona dönüşüyorsun su olduğun için. Bu yüzde yetmiş altısı olduğun için. Olsun yani. Demek ki böyle hevesatın ı nefsaniye, tasallutları noksaniyetinden herkes fikrini yayıyor, kokusunu yayıyor, enerjisini, ısısını yayıyor. Niye çocuğun diyor Allah Resulü Aleyhisselam üç buçuk yaşına kadar en sesinden annesi hasreten annesi babam kadar alamaz. Cennet kokusunu alır. Üç buçuk yaşına kadar çünkü çocuk cinsiyetini bilmez. Her şeyi canlı bilir. Cennet kokusu çıkarmış. Ben ne bileceğim? Allah Resulü demesin. Oradan bak. E, tersini düşün. Gittikçe zehir saçıyor o çocuk. Bozuldukça. Bak oradan cennet kokusu oluyor. Eğer kesin o kokusu olsa şimdi bebek gibi koku. Bebeklerin olduğu hastaneyle <laughs> Büyüklerin oldu hastane aynı mı? Doktorlar söylüyor. Ya ne güzel diyor çocuk hastanesindeydim diyor. Çok da hoştu diyor ya. Melodi gibi geliyordu. Ya ağlaması melodi. Ne o dedim İbrahim Bey. Melodi ağlaması değil. Yaymış oldukları Öyle mi ya dedi. Yaymış oldukları kokudan. Cennet kokusudur diyor. Bebek ruhaniyat kokar. Ayasofya kokar. Sultanahmet kokar. Eyüp Sultan kokar. Gir içeriye taş kokar mı? ecdad buram buram kokar. Demek ki hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsanenin tasalluttanın noksaniyetinden i İslam ve ehli imanda hayat-ı uhreviye çalışmak iştiyakı baharın gelmesiyle hayatı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsanenin inkişafı ile o iştiyak uhreviye gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evratlarda zevk şef yerinde esnemek ve futur gelir. Mesela 3 aylarında ne kadar böyle az dahi olsa gene ama çok şükür neredeyse yüzde aşar oruç tutuyorlar. Oruç yüzde elli altmış vuruyor. Veya işte daha çok olan genel oruç olan yerlerde Ramazan'daki o iftara yakın pideler, koşturmalar, o iftara o şeyler. O atmosferle şimdi aynı mı? Aynı hava değil mi? Değil işte. Aynı Bayrampaşa. Aynı insanlar. Neyi değişti? Düşünceleri değişti, itikatları değişti, terakki etti, Ramazan'a yakın. E peki bu bizi etkiliyor canım, ehli dünya da o zaman tatile çıkıyormuş, rahatsız oluyoruz diyor. O tür belgelerde niye Fatih'te kalamıyorum diyor, niye şuraya buraya, İzmir'e şuraya buraya gidiyor. Niçin Akdeniz'e tatile yüzme gidiyor da Karadeniz'e gitmiyor? Açılmıyor diyor, sıkılıyorum diyor orada. İstediği gibi olmuyor işte. Genellenmemiş. O atmosfer olmuyor. O halet olmuyor. Külfetli zevkli sıkıntılı amal isaliha. Fakat madem hayru umuru ahmezuha amellerin en hayırlısı zorlu olanıdır. Sırı ile meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı, amal-i ve umuru hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesulane şükretmek gerektir. Şimdi şimdi kadar ne anladık? Şu bundan. Demek ki insanın yaymış olduğu, aklının yaymış olduğu fikirler, vicdanen yaymış olduğu his, kalbin yaymış olduğu duygu, ruhun yaymış olduğu latifelerle toplum iyi veya kötü bozulur ve düzelir. Havaya yayar. Havayı teneffüs edince bu durumdayız diyorsun. Sıkar adamı. Hava maddi bozulunca adamı sıkmıyor mu? Açık havası insana şey veriyor. Yani bu durumda o görmedin. Veya işte çıkart, çıkarımını söylüyorum. Camilerde eskilerde yapılan of be, ya bu ne güzel kokuyor ya. Buram buram ecdat kokuyor. Onun için şairi yok ediyorlar. Git bakalım mezarlığa ecdadın mezarlığına bakın. Şimdiki mezarlığa bak. Aynı alet mi olur? Sanki tatile çıkmış gibi oluyor. Herkes böyle kutu gibi. Ama eskiye bak bakalım mezar bile anlam taşıyordu böyle. Nasıl ecdat ko Adam kokuyor. Alimse sarık koymuşlar. Alim. Tamam. normal. Nasıl bir şeydi ya? Bir azamet gözüküyor. Ya o da taş. Ben de anlamıyorum. O da taş, o da taş ama. Hadi ben tasıbımdan böyle etkileniyorum. Onlar diyor bunu söküp atalım diyor. İlk önce böyle Kadıköy Belediyesi yapmış böyle. Oradan bir yaya işte kolaylık olsun dönüşmesin diye. Mezarlıktan gitsinler canım patika bir yol yaparlar. Sonra o devrili, o, devirli, o devirli. Hop yol yapıyoruz diye kaldırıyor. Ev için falan değil. Tamam diyor. Kaldırınca yeni mermerden bir şey yapıyor. Hala. Modern bir şey. O halet olmuyor. Şair İslamiye. Onun için adamlar elbise için, ceket için, şapka için, sarık için, şunlar bu kadar mücadele etmişler. O simgidir de. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksadı ile Risale'nin futuatını başka bir mecada tesile vesile olur. Bu sıkıntılı zamanda tazikat altında akıl ve kalbi eğlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat ilmi israf saymayız. 67 Kastamonu. Peki akıldaki o fikirlerden kaynaklanan sıkıntı neyle gider? Tefekkürle. Toparlıyorum. Akıldaki vehim. Vehim neydi? Düşüncelerin olmayanı var eder düşünce vehim kafada varı yok eder tefriti varı yok eder vehmin düşüncenin varı yok eder ifratı yoku var eder vasatı nedir yüksek geniş derin düşünmene zengin düşünmene vesiledir Allah vehmi meleklerden, şeytanlardan, hayvanlardan imtiyazlı kılmak için vermiş. Düşünce. Yani haddi hududu yok. Niye yok? Yüksek düşünebilesin. Her çeşit. Geniş düşün, derin düşün. Yüksekten kasıt ruhsal düşün. Yüksek ufuk ruhtur. Geniş kalptir. Biz diyor emaneti göklere, zemine, dağlara verdi kaldıramadı gökten kasıt ruhtur, zeminden kasıt kaptır, dağdan kasıt akıldır. İşte düşünce zenginli zenginliği olsun diye üç boyutta yüksek, geniş, derin böyle bir işlevi var iken eğer bu vehim ne kadar büyük nimettir kullanılmasa beladır, kafadadır. Vehim Psikolojik bozuklukların temeli budur. Eğer tefrit olursa odadan çıkmaz. Şöyle. <laughs> of anne. Tamam. Hayır. Of istemiyorum. odanı çıkmaz. Memnuniyetsiz. Vehmin tefriti. O odada. Hanım da mutfakta. Sen de koltukta. Sanki aynı evde. Oysa okyanustan kadar aranızda fark var. Ne yapmış? neymişti bu. Tık tık. İşte vehim aklımızı ifrat ve tefrite taşıyor. Cehennem ediyor. Çaresi nedir? Tefekkür. İn aşağıya ve topluyorum kesiyorum dersi. Akılın fikirlerini tefekkürle sıkıntıyı kaldıracaksın. Vicdanda his var. His. O nasıl kalkar? İrade ile bir de el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah'ın düşmanın dost edilmeyeceksin. Hiç şansın yok. Dost oldun mu? Her şey gitti. Feveylül lil musallin. Ellezeyne man selatü O feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Kısa ne olacak? Küfre taraftar oldu. Hepsi gitti. Yani vicdan nasıl çalışır? Vicdandaki sıkıntı. Vicdan iradesi ibadetullah ile hissi El hubbu filla ve buzu filla. Allah için dost, Allah için düşman olmakla vicdandaki sıkıntı kalkar. Kalpteki sıkıntı nasıl kalkar? Kalk ubudiyetle. El abi zikrullahi tetmeynil kulu. Kalpler zikirle yani ilim zikirdir, Kur'an okumak zikirdir, bir şey anlatmak zikirdir. Ubudiyet zikirdir. Kuluk. kalpteki sıkıntı da öyle kalkar. O yoksa kalp buzuşur. Kalpteki sıkıntının sebebi bu. Ruhtaki sıkıntının sebebi de o ruhta yedi tane sistem var. Şefkat, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i müneze, şefki mukaddese yani hariçten seni şefklendiren, dahili donanımlarını şefk o, şefke, şefki mukaddese, sonra lezzet-i mukaddese, lezzet zevk farklıdır, ze bedenseldir, yemek ve cinsellikle Kaynaklanır zevk. Lezzet ise ibadetler, tefekkür, tevcüd böyle ortamlardan lezzeti mukaddesi, memnuniyeti mukaddesi, iftihar mukaddesi. Eğer şefkatimizi, uhuvvetimizi, kardeşliğimizi ve e, lezzetlenme beslenmemizin kaynağı doğru olmasa ruhumuz sıkılır. Ve ders bitti. Dört tane sıkıntı çeşidi var, kaynağı var. Aklın sıkıntıları vehmidir. Çıkış, kurtuluş yolu tefekkürdür. Vicdanın sıkıntısı histir. Telletir böyle. Bir atlarsın veya bir şey içerisinde. O histir. Çaresi peki nasıl olacak? Dostunu, düşmanını bileceksin. Bir de vicdanı çalıştıran iradedir. İbadetullah. Kalbe geçiyorum ve bitti aynı şeyi tekrar ediyorum. Kalpteki duyguları da ibadetle Allah zaten söylüyor. Ela bi zikrillah tetmeyin kulup değil Kalpler ancak ibadetle ve zikir. Zikir nedir? İki türlü zikir anlatayım size. Hasan 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 Zikirdir. Başka bir zikir çeşidi biraz kaliteli. Hasan merhametlidir, Hasan anlayışlıdır, Hasan gayretlidir, Hasan şöyledir, Hasan böyledir. Evet birincisine sıfası var, ikincisi de sıfatı da var. Kur'an okumak bir zikir ama içini bilerek veya sohbet o da zikirdir. Demek ki kalpteki sıkıntı ya evrat eskarımız ve ubudiyetimiz yoksa sıkılır. Çaresi de o. Ruhtakiler şefkati, muhabbeti, kalbi şuna eleti kalamadım, buna takılamadım ve lezzeti mukaddesi yani kutsi lezzetlerin peşine koşmak gerekiyor. Soru soran var mı? Kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha selavat.